Herkese günaydın. Ee, uzun bir aradan sonra bugün yeni bir webinarla tekrar bir aradayız. Ee, bayağı da bir katılımcımız var. Öncelikle katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün FireWare 12.4 ve 12.5 ile birlikte gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Ee, size ilk duyurular geldiğinde 12.4 için duyuru gelmişti ama duyuruların hemen arkasından 12.5 versiyonu da çıktığı için e, bu iki konuyu bir arada bugün anlatıyor olacağım. Eee Webinara başlamadan önce sorularınız olursa bana soru kısmına iletebilirsiniz. Ee, webinarda kullandığım 12.4 ve 12.5 ile ilgili yeni gelen özelliklerin sunumlarını hem zaz kısmında bulabilirsiniz. Buradan indirebilirsiniz kendinize istiyorsanız. Ee, anlattığım konuların birçoğunu Policy Manager üzerinden uygulamalı göstermeye çalışacağım. Ee, ayrıca paylaşacağım linkler de olacak. Bunları da chat kısmından takip edebilirsiniz. Bu arada bir ses ve ekranla ilgili bir kontrol yapalım. Ee, ses geliyorsa lütfen bana chat kısmından veya soru kısmına iletebilirseniz sevinirim. Süper, ses var, görüntü de var harika. Tamam, dilerseniz başlayalım o zaman. Ee, Neyle başlayacağız? 12.4 ile beraber gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Ee, aslında konunun ikisinin beraber olması bir bakıma yine e, güzel çünkü hem 12.4 ile beraber, arkasından da 12.5 ile beraber gelen bazı yenilikler var ki birbirini tamamlıyor zaten bu ikisi. Ee, bunları da zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi webinara başlamadan önce e, bazı ufak tefek şeylere değineceğim. Şimdi çıkan yeniliklerle ilgili bana genelde gelen sorulara bazı kaynaklar var, ee, bana ulaşamadığınızda ya da bu kaynaklara hızlıca erişmek istediğinizde bunları kullanabilirsiniz. Birincisi, e, sizden ricam lütfen cihazlarınızı upgrade etmeden önce bir release note kısmına kısaca bir göz gezdirin. Burada bu versiyonla ilgili düzelen problemler, bilinen sorunlar veya bu versiyona özel gelen özellikler oluyor. Ee, biliyorsunuz ki ilk SD-WAN versiyonu çıktığı zaman e, police base routing yerine geldi. Burada genelde ilk upgrade edenler eğer logları, şeyleri, dokümanları kontrol etmediyse e, ufak tefek problemler yaşadı. İşte policy-based routing kullanamıyor muyuz vesaire gibi. E, bu durumlarda size yardımcı olacaktır. Linkten hepsini paylaşacağım. İkincisi, her çıkan versiyonla ilgili release-specific upgrade notes adını verdiğimiz bazı ufak tefek notlar var. E, bu notlarda bu upgrade'i yapmanız durumunda Eskiden kullanıp artık kullanamayacağınız bazı özellikler yazıyor. Veya bu yeni versiyona geçtiğinizde nelerle karşılaşacaksınız ondan bahsediyor. Mesela 12.4'te e, ST1 aksiyonlarıyla beraber NAT kurallarında daha önce dikkate alınmayan e, bazı ayarlar st beraber dikkate alınmaya başladı. E, bu gibi ufak tefek tüyoları burada bulabilirsiniz. E, i̇kincisi yeni bir cihaz kurduğunuzda bazı ayarlar biliyorsunuz varsayın olarak bizim tarafımızdan ayarlanıyor. Bunlar bizim size önerdiğimiz ayarlar. E, bu ayarları da aslında bir dokümentasyonu var. Cihazınızı upgrade ettikten sonra mevcut polisinize devam ettiğiniz için e, bazı ayarlar eski konfinize göre devam ediyor. E, belki burada da yeni bizim önerdiğimiz varsayılan ayarları bir gözden geçirerek cihazınızı buna göre güncellemek isteyebilirsiniz. Örneğin. Hemen arkasından yenine gelmiş ben böyle bir kere de ufak tefek göreyim. E, gerekiyorsa da tıklayayım detaylarını okuyayım ilgilendiğim kısımların diyorsanız yine bizim Help Center'da e, her yeni gelen versiyonla ilgili aslında konu başlıklarının birer linki var. Eğer bu özellik yeni bir özellikse e, buradan da hızlıca buna ulaşıp e, detaylarını görebilirsiniz. Aynı zamanda eee bu son bahsedeceğim konu. Her versiyonla ilgili bizim aslında global tarafta e, bu versiyonun webinarı yapılıyor. E, biz bazen yoğunluktan dolayı, e, bazen zamansızlıktan dolayı bazı versiyonlarda webinarımız biraz geç kalabiliyor. E, bunlara da yer ulaşmak istiyorsanız bu dokümantasyon kısmında hem yeni versiyonun şöyle yapalım, hem yeni versiyonun Burada PowerPoint dosyasını bulabilirsiniz hem de yapılmış webinarını yanında bulabilirsiniz. Diğer her konuları da bunları takiben karşınıza gelecektir. Şimdi ben bunların hepsini size chat kısmından paylaşacağım. Şu notların hepsini kopyalayayım. Evet, chat kısmında bu linkleri bulabilirsiniz. Şimdi 12.4 ile beraber konumuza başlayalım. 12.4 biliyorsunuz çıktı. Hemen arkasına 12.4 update 1 ve update 2 çıktı. Eee 12.4'ün şu an son versiyonu ismi update 1 aslında ama ikinci update'i geldi. hemen arkasında şu anda en güncel versiyon artık 12.5. Şimdi 12.4 ile beraber hayatımızda neler değişti? sd 1 aksiyonlarında bazı geliştirmeler oldu. Ee, bununla beraber sd 1 raporlarında bazı geliştirmeler oldu. Ve link monitor tarafında bazı geliştirmeler oldu. Ee, bu üç konu aslında birbiriyle ilintili. Ee, hepsi birbiriyle alakalı noktalar. Link monitöre bazı interfeslerinizi ekleyebiliyorsunuz. Bunları sd 1de kullanabiliyorsunuz gibi. Web blocker seçeneklerinde daha önce allow-deny yapabiliyorduk sadece. Artık warn diye bir seçenek geldi. Ee, bu biraz gri noktada kalan alanlar için oldu. Bundan da bahsedeceğiz. DNS Watch Bridge Mod'da çalışmıyordu. Artık Bridge Mod'da kullanılabiliyor. Branch Office VPN'de ve Branch Office VPN Virtual Interface'de IP 6 kullanımı geldi. Türkiye'de çok yaygın değil, çok nadir geliyor IP 6 ile ilgili soru karşımıza. Ama eğer kullanmak istiyorsanız kullanabiliyorsunuz. Birden fazla Syslog sunucusu desteği geldi. E, proxy kuralları için TLS 1.3 desteği geldi. Cluster tarafında bazı raporlarımız geliştirildi. Geolocation'a deny message eklendi. Exception'larda ve block site listelerinde bazı geliştirmeler oldu. Future case senkronizasyonunda bazı geliştirmeler oldu. E, DNS için yine proxy tarafında bazı geliştirmeler var. Yeni cihazlarda FQDN limitleri yükseltildi. Gateway Antivirüs'te ve Intelligent AV'de artık virüs tespiti yapıldığı zaman bu virüsün MD5 değerini de görebiliyorsunuz. Böylece buna exception yazabiliyorsunuz veya özellikle bu MD5'ı bloklayabiliyorsunuz. Ee, Radius tarafında bazı geliştirmeler oldu. SSO tarafında yine bazı geliştirmeler var. Bunları gösteriyor olacağım zaten. Ee, SSO tarafı baya artık bize sorun çözme konusunda yardımcı olacak. Access Portal'da RDP tarafında yine ufak tefek geliştirmelerimiz var. Teknoloji integration sayfamız yenilendi. Ee, bununla ilgili de entegre olabildiğimiz diğer third parti ürünlere e, daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Dökümanlarını kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Ee, management server tarafında configuration template'leri güncellendi. Quality of service, DNS, WISP ve WebLocker, Warn Action'ları artık management server'da template olarak da kullanılabiliyor. Ve one to one at kısmına e, artık web arayüzden de edit yapabiliyorsunuz. Daha önce Policy Manager yapabiliyorduk ama ve para yüzden one to one editleyemiyorduk. Değiştiremiyorduk daha doğrusu. Silip yeniden yapmanız gerekiyordu. Artık bunları yapabiliyoruz. Şimdi sd tarafında e, artık lokal interfacelerimizi de sd ekleyebileceğiz. Bunları zaten canlı olarak göstereceğim. Şimdi bu bize ne kazandırdı? Birincisi aslında 3 ile birlikte yani link monitör, SD-WAN geliştirmesi ve SD-WAN raporlarındaki geliştirme. Policy Manager'ımızı açalım. Boyunu biraz küçülteyim. Şimdi Network'te Configuration kısmına geldiğinizde Link monitöre ekle diyoruz. Artık buraya lokal interfeyslerinizi de ekleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hem DMZ interfeysi hem LAN interfeysi. Bir tanesi custom zonda, bir tanesi trusted zonda. Bu ikisini de artık link monitörü ekleyebileceğiz. DMZ ekleyelim. Arkasından bize diyor ki next hop olarak nereyi kullanacaksınız? Şimdi öncelikle bunun kullanma amacından bahsedeyim. Bir MPLS network'ünüz olabilir. Bu MPLS network'ünüz sizin lokal tarafa bakan interface'inizde ayarlanmıştır. Ee, siz bu trafiği belli değerlerde MPLS network üzerinden göndermek isteyebilirsiniz. Bu değerleri karşılamaması durumunda da siz bu trafiği normal branch office VPN aracılığıyla internet üzerinden göndermek isteyebilirsiniz. Aslında bu özelliğin gelme amacı tamamen bu senaryo için. Buradaki next hop da aslında bir sonraki router'ınız. Bunun IP adresini yazıyorsunuz. Ee, okey diyoruz. Arkasından SD1 aksiyonlarımıza geliyoruz. Ekle diyoruz. Şöyle yapalım. Burada external attığınızı gördüğünüz gibi bununla birlikte artık internal interface'inizi de görebiliyorsunuz. Bunun ikisini birbirine yedekleyerek MPRS Failover diyelim adına da. Bunlar içinde Loss Rate, Latency ve Jitter kontrollerini yapabiliyor olacaksınız. Bu durumda şu şansınız geliyor. Ee, diyorsunuz ki mesela eğer benim MPLS e hattımda beşten fazla kayıp varsa ya da işte 10 milisaniye 20 milisaniyeden fazla bir latency varsa bunu git diğer hat üzerinden gönder. E, bununla birlikte tabii ki raporlarda değişti. Bu hatlarımızı rapor kısmında da görebiliyoruz. Bu cihazımıza. interfacelere geldiğimizde sd kısmında buradaki raporlarımıza yantayacak. Ben şu an konfi kaydetmediğim için tabi buradan yapamayacağım. Önce hemen kaydedeyim hızlıca. Şimdi bu SD-WAN ile ilgili monitörün kısmında ...esasında trafik monitörden, daha doğrusu... ...Firebox System Manager'dan SD-WAN kısmında da görebiliyorsunuz. SD-WAN kısmında görebildiğiniz gibi... ...web arayüzü de görüyorsunuz. Burada biraz açtıktan sonra beklemeniz gerekiyor... ...datanın oluşması için. Web arayüzden girdiğiniz zaman... ...interface kısmında... ...SD-WAN'da... ...burada biraz daha güzel bir görselle görebiliyorsunuz. Şurada yaklaşalım. Görebileceğiniz gibi artık hem iki external hattım var hem de DMZ interfeysiminde sd değerlerini burada görebiliyorum. Buradan çıktık. Devam edelim. Senaryoda az önce bahsettiğim burada gördüğünüz gibi e, branch office VPN virtual interface ile bir VPN'iniz var arkasından MPLS'iniz var. Bu ikisini birbirine yedekleyip e, hattınızın değerlerini kontrol ederek bu iki hat arasında ya da bu iki bağlantı arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu da yine senaryonun bir topolojisi sunumun içinde mevcut dediğim gibi eğer test etmek isterseniz de sunumda detaylarını bulabilirsiniz. Internal interface'imizi ekledik. Next hop'umuzu ekledik. Bununla ilgili SD1 aksiyonumuzu oluşturduk. İlgili kuralımızın içinden SD1 aksiyonumuzu seçtik. Arkasından da artık herhangi bir problem olması durumunda bu iki hattımız arasında değişim sağlanabiliyor. E, raporlar tarafına zaten gösterdiğim gibi bu interfaceleriniz de artık eklendi e, maksimum 64 tane interfeysi sd ile takip edebilirsiniz. 15 tanesini de canlı olarak az önce gösterdiğim tabloda görebiliyor oluyorsunuz. Link monitörden bahsettik. Lokal interfeysimizi ekleyebiliyoruz. Arkasından web blocker warn action. E, hemen yine policy manager'ımızı açalım. Bir web blocker kuralımıza gelelim. Aksiyonlarımıza geldiğimiz zaman artık Elo, deny haricinde bir de warn seçeneğimiz var. Bu bahsettiğim gibi e, bu sayfa gri alanda kalıyordur. E, ne direkt engellemek isteyebilirsiniz ne izin vermek istiyorsunuzdur. Ama kullanıcıyı da bir şekilde uyarmak istiyorsanız burada artık warn aksiyonunu seçebilirsiniz. Veya diğer bir durum şurada kullanabilirsiniz. Herhangi bir site, herhangi bir kategoriye dahil değilse daha önce ya izin ver ya izin verme diyorduk. Ama burada yine warn'u seçip burada aslında biraz da sorumluluğu kullanıcımızın üstüne bırakmış olabiliriz. Yani şunu diyoruz. Bak bu sayfa ne olduğu belli değil. Buraya girmek istiyor musun istemiyor musun? Kullanıcı karşısında 124 ile beraber şu uyarıyı görüyor. Continue derse devam ediyor. 125'te bu uyarı ekranını daha önceki web blocker uyarı ekranı gibi ya da blok ekranı gibi düzenleyebiliyorsunuz. Eğer bir kullanıcı bu warn uyarısını aldıktan sonra siteye devam ederse loglarda bu yine aynı şekilde gözükecek. DNS watch birit modda desteklemiyordu, artık destekliyor. Burada kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. IP6 kısmı Branch Office VPN ve Branch Office Virtual interfacelerde kullanılabiliyor. VPN kısmına geldiğinizde IP4 veya IP6 seçeneğini buradaki menüde görebiliyorsunuz. Ee, nerelerde destekliyor? Multicast destekliyor. Modern Failover destekliyor. Pardon, desteklemiyor. Ee, NAT'ları desteklemiyor şu an için. Broadcast Routing'i Desteklemiyor ve ip 6 ile domain çözümlemeyi şu an için desteklemiyor. Bu normal IPv6 için değil ama sadece VPN'de kullanacağımız IPv6 için. E, genel IPv6 ile ilgili daha önceki webinarlarda zaten bahsetmiştik. Birçok servis IPv4 gibi e, herhangi bir problem olmadan hemen hemen her şeyi destekliyor. Syslog sunucusu e, artık maksimum 3 taneye kadar syslog sunucusu ekleyebiliyorsunuz. Daha önce eklediğimiz Policy Manager'da syslog kısmından gelip buraya 3'e kadar syslog sunucularınızı ekleyebilirsiniz. Bir tanesi belki sizin CM çözümünüz olabilir. Bir tanesi belki 56-51 çözümünüz olabilir. Ee, bu şekilde aynı anda birden fazla syslog sunucusuna log etmek istiyorsanız bu kısımdan seçeneklerinizi kullanabiliyorsunuz. Ee, Proxyler için TLS 1.3 desteği geldi. şu an için artık 1.1, 1.2 ve 1.3 kullanılabiliyor. SSL versiyon 3 artık kaldırıldı. Zaten çok eski bir versiyondu bileceğiniz gibi. Ve güvenliğiyle ilgili çok fazla sıkıntı ve haber olmaya başladı. Bununla birlikte de biz de SSL versiyon 3 desteğini proxy kurallarından kaldırdık. Normal TLS kurallarınız içinden seçebiliyorsunuz. 1.0, 1.2, 1.1 şeklinde e, 1.3'ü seçmeniz durumunda PFS otomatik olarak zaten açık geliyor protokolün doğası gereği. File cluster tarafında e, diagnostik kısmına geldiğimizde artık interfacelerle ilgili ya da aldığımız health raporu ile ilgili detaylara ulaşabiliyoruz. Interface kısmına geldiğimiz zaman detaylara bastığımızda bu interfaceimiz ne zaman Kalkmış, ne zaman kapanmış, fiziksel olarak mı gitmiş? Bunların hepsini tarih saat olarak görebiliyoruz. Ee, Geolocation kısmına deny mesajı geldi. Ee, bununla ilgili sizden çok fazla istek geliyordu. Biliyorsunuz ki geolocation'dan dolayı herhangi bir sayfa engellendiği zaman e, sayfa sanki zaman aşımına uğramış gibi veya connection drop olmuş tarzında e, herhangi bir hata çıkmıyordu kullanıcı karşısına. Artık geolocation tarafından bir sayfa eklenirse kullanıcının karşısına burada gördüğünüz gibi bir uyarı mesajı geliyor olacak. Exception kısmında artık IP tabanlı bazı exception'lar yapabiliyoruz. Daha doğrusu şöyle exception'ları zaten policy manager'dan yapabiliyorduk ama web user interface ve CLI'dan yapmamız mümkün olmuyordu e, işte blog site'a, botnet site'a, geolocation'a ve radius tarafında bunları artık web user interface'ten ve CA e de yapabiliyor olacağız. E, Policy Manager'da yaptığımızın aynısı istiyorsak tek bir host IP'si ekleyebiliyoruz, istiyorsak network IP'si ekleyebiliyoruz. E, future Key senkronizasyonunda Eskiden default'ta açık gelmiyordu. E, açmak gerekiyordu. Birincisi artık default açık olarak geliyor varsayın olarak. E, cihazı herhangi bir şekilde bir backup imajla geri dönerseniz e, burada aktif geliyor. E, upgrade ettiğiniz zaman aktif geliyor ve downgrade ettiğiniz zaman aktif geliyor. Böylelikle eğer cihazınız internete erişebiliyorsa ilk kurulumunuzdan itibaren otomatik olarak Future sistemden çekiyor. Veya cihazı restore ettiğiniz yine şekilde Future Key'i otomatik olarak çekip Sizden bir daha Future Key girme ihtiyacı bırakmıyor. DNS Watch tarafında proxy kısmında e, DNS Watch webinarına katılanlar hatırlayacaktır. E, black hole dediğimiz bir kısım vardı. Kullanıcı bir şekilde alt alma sitesine tıkladığı zaman e, arka planda bağlantı hala bizim sunucularımızla zararlı site arasında devam ediyor. E, ama kullanıcıya biz engellendiğine dair bir uyarı getiriyorduk. Bu site aynı zamanda Web Blocker tarafından engelleniyorsa, bunu DNS Watchtan mı Web Blockerdan mı engellendiğini göremiyorduk direkt Web Blocker'ın uyarısı geliyordu. ama artık bir şekilde bu site black hole olarak engelleniyor ise, proxy tarafında bunun DNS Watch tarafından engellendiğini görebileceğiz. Yine kullanıcının karşısına alıştığımız eğitim videosu ve blog sayfası çıkıyor olacak. FQDN limitlerinde e, kadar e kadar FQDN desteğimiz vardı hatırlarsanız cihazlarda. Şimdi Firebox Cloud, Firebox V, e, M serisi ve T serisi cihazlarda T55 ve T70 ile birlikte 2048 FQDN desteği geldi. E, böylelikle bir cihazda FQDN ile bazı bir kural yapmak istiyorsanız engellemek vesaire 2048 FQDN'e kadar girebiliyorsunuz. Gateway antivirüs ve Intelligent antivirüs de MD5'lerle ilgili artık loglarda görebiliyoruz. Burada görebileceğiniz gibi herhangi bir virüs bulunduğunda bunun MD5'ı karşımıza rapor olarak geliyor. Bu MD5'ı alıp exception olarak da yazabiliriz veya MD5'ını bildiğimiz bir şeyi alıp direkt Gateway antivirüse engellenmesi için de ekleyebiliriz. Örneğin subscription service'a geldik. Gateway antivirüs dedik. konfigür dedik. Şurada aşağıda gördüğünüz file exception kısmında buraya tıklayarak bununla ilgili exception'ımızı verebiliyoruz. Tıklayalım. Add dediğimizde MD5'ı buraya yazıyoruz. Açıklamamız varsa buraya yazıyoruz. Action kısmından da Elo veya Deny seçeneğimizi seçiyoruz. Ee, benim en çok hoşuma giden geliştirmelerden bir tanesi Astro Agent'taki tool'un üstünde artık birçok datayı canlı olarak görebiliyoruz. Hatta şöyle yapalım. Ee, şuradan çıkalım sunucumuza gidelim. SSO Agent'a bağlandığımızda Information kısmına gelip Status'a geldiğimizde burada eskisine oranla çok daha detaylı bir ekran görüyoruz. Ee, oturum açmış bir bilgisayarımızın hangi IP ile oturum açtığını, hangi username ile oturum açtığını ve hangi servis aracılığıyla bu kullanıcının tespit edildiğini görebiliyoruz. Mesela burada ELM demiş, Event Log Monitor. Şimdi bir tane daha makinede şöyle yapalım. Bir de bir Windows makinamızı açalım. Bakalım bu kullanıcımız nasıl gelecek. push notification'ımızı gönderelim. Şuradan bir connection başlasın. Hemen makinemize gelelim. Bakın burada gördüğünüz gibi Alper kullanıcısıyla oturum açtı. Bu sefer SSO client ile açtı. Bunu normalde WatchGuard sistem Manager'dan görmek istediğiniz zaman kullanıcıyı görebiliyorsunuz ama neyle oturum açtığını göremiyordunuz. Gelelim tekrar buraya. Authentication liste geldiğimizde sadece oturum açan kullanıcıları ve single sign on'un oturum açtığını görebiliyoruz. Gidip de loglardan bunu görmemiz gerekiyordu. Ama artık buna gerek kalmadan buraya geldiğimizde kullanıcının durumunu görebiliyoruz. Bununla ilgili processing IP list, pending IP list gibi detaylar da var. Onları da şuradan hemen açıklamaya devam edeceğim. Ee, aslında aşama aşamada şeyi görüyoruz. Durumu görüyoruz ne olduğunu. Çok geri gittik. Pardon bu arada kusura bakmayın. Yani şurada kapatmışız. Cluster'ı geçtik. Buraya geçtik. Buraya geçtik. Buraya da geçtik. <laughs> Şimdi eleme event dog monitor sadece EM yazıyorsa exchange monitor SSO client'ta zaten client'a e gönderdiğimiz SSO servisi authentication info durumunda kullanıcıların hangi kullanıcıların başarılı bir şekilde otantik olduğunu görüyoruz. Pending IP liste bu kullanıcı datası bize geldiğini ama kullanıcının daha henüz hangi kullanıcı olduğunu tespit edemediğimizi söylüyor. E, processing IP listede Burada kullanıcının, bizim kullandığımız işte ELM, SSO Client veya Access Directory tarafından şu an işlemde olduğunu görüyoruz. Ee, ayrıca da bu datayı istiyorsak belirlediğimiz süre boyunca da yenilenmesini sağlayabiliriz. 10 saniyede yenilensin, 5 dakikada yenilensin gibi. Ee, Burak Bey'in bir sorusu var. SSO Agent güncellediğimizde ayarlarımız kayboluyor mu yoksa var olan ayarlar saklanıyor mu? E, direkt güncelleme yeterli mi? Yoksa kaldırıp yeni versiyonu kurmamız gerekiyor mu? Asus Agent'ı güncellediğiniz zaman eski ayarlarınız kaybolmaz. E, bunlar kalır. E, direkt güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Hatta mümkünse e, cihazınızın FireWare'ini güncellediğinizde Asus Agent'ınızı da güncellemeye özen gösterin. Diye önerebilirim. Access Portal tarafında RDP ile ilgili bir geliştirme oldu. Ee, artık ekranın boyu otomatik olarak ayarlanabiliyor. Ee, doğal olarak sizin Access Portalda RDP yaptığınızda bilgisayarınızın çözünürlüğüne göre ekran çok küçük ya da çok büyük kalmıyor. Otomatik bilgisayar çözünürlüğü neyse, bu çözünürlükte buna göre ayarlanmış oluyor. Windows 8.1 Server 2012 üstü veya Windows 7'nin RDP 8.1 versiyonu ve üstü olması durumunda bunu kullanabiliyorsunuz. Eğer böyle bir Windows ya da bu versiyonda bir RDP uygulamanız yoksa bunu disable'da tutmanız gerekiyor. Ee, yine Access Portal'da Active Directory'nin domain ismi artık gözükmüyor. Ee, bu bir nevi bir güvenlik amacı olarak geldi dilerseniz domain slash username yazabilirsiniz. Eğer aktif direktörünüz varsayılan otantikasyon mekanizması değilse. Eğer otantikasyon varsayılan otantikasyon serverınız aktif direktörü ise direkt username'e password yazarak giriş yapabiliyorsunuz. E, Radius için yine IP versiyonu 6 desteği geldi. Ayrıca artık şehir da 64 karakter destekliyor. Burası biliyorsunuz daha önce 32 karakterdi. Bundan sonra 64 karakter olarak devam edebiliyorsunuz. Teknoloji Intel Integration sayfası dediğim gibi güncellenmişti. Buraya tıkladığınızda, hatta şuradan da gösterelim. Kullandığınız servislere göre web arayüzde şu ekranları görüp bunlara gerekli bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Ee, dilerseniz integration guide butonuna basarak gidip e, bizim sayfamızdaki nasıl entegre edeceğinizi görebiliyorsunuz. Configure butonundan da gerekli API ayarlarını girebiliyorsunuz. Management Server'da templatelerde dediğim gibi artık quality of service ayarlayabiliyorsunuz e, DNS ile WINS ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ve WebBlocker'da Warn aksiyonunu seçebiliyorsunuz. One to one not kısmında da artık web arayüzden e, gidip edit dediğinizde ilgili one to one IP adreslerini değiştirebiliyorsunuz. 12.4 ile ilgili beraber gelen yenilikler bunlar. Bu noktaya kadar sorularınız varsa Onları cevaplayabilirim. Ee, bir aksi sorusu vardı. Bunu cevapladık zaten. O zaman 12.5 ile beraber devam edelim. Şimdi 12.5'te neler geldi? Bir, en çok istenen isteklerden bir tanesi e, Access Portal'a Reverse Proxy desteği. E, NetFlow'da igris desteği geldi. Yani artık hem size doğru gelen trafiği hem sizden giden trafiği NetFlow'a gönderebiliyorsunuz. E, WebBlocker Override kısmında bazı geliştirmeler oldu. Proxy One Message dediğim gibi artık kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz. E, ECDSA sertifikası desteği geldi. Eliptic Curve'ın. E, enteresan bir konu aslında. Bundan da bahsedeceğim. Gateway Wireless Controller'da bazı güncelleştirmeler ve birden fazla radyus sunucu desteği sonunda geldi. E, ee, bu radyusla ilgili de sizden çok fazla istek geliyordu. Birden fazla radyus sunucusuna bağlanıp bazı denetimleri o şekilde yapmak istiyordunuz. Ee, artık 12.5 ile birlikte bu denetimleri yapabiliyor olacaksınız. Şimdi reverse proxy bugün sadece sözü olarak bahsedeceğim. Ee, bu başlı başına bir konu aslında. Bununla ilgili Ayrı bir webinar düzenlemeyi düşünüyorum. E, detaylı olarak nasıl konfigüre edebileceğinizi, e, lokal web uygulamalarınızı Access Portal üzerine nasıl yayınlayabileceğinizi göstereceğiz. Esas temel çıkış noktası şu an, e, Local Exchange sunucunuzu Access Portal üzerinden host edebilmenize yarıyor. E, hem ActiveSync bağlantısı için, hem MAPI bağlantısı için, hem OVA bağlantısı için e, Access Portal'ı kullanabiliyorsunuz. Burada dilerseniz mesela OVA'ya erişim için önce kullanıcıları Access portala multifaktör Factor Authentication'la getirebilirsiniz. Kullanıcı buraya oturum açtıktan sonra dönüp ee, OVA'sına erişebilir. Kez aynı aynı şekilde SharePoint'te vesaire de kullanabiliyor olacaksınız bu durumu. Yine sizin kendi lokal web uygulamalarınızda da ee, kullanıcıları uygulamaya getirmeden mesela şu tercih alabilir ya da şöyle bir senaryo olabilir. E, sahada satışçılarınız var. Lokalde bir web CRM uygulamanız var. Ee, kullanıcılar bu CRM'e gelmek için şu şartlarda şu an en iyi ihtimalle SSL VPN yapıyordur. Veya bir şekilde bunu önermesek bile NAT'la getiriyorsunuzdur. Ee, kullanıcı SSL VPN'de yapmasına gerek kalmadan, NAT'la da gelmesine gerek kalmadan direkt Access Portal'a bağlanabilir. Burada multifactor Factor Authentication'la ile birlikte güvenli bir şekilde oturumunu açabilir. Arkasından uygulamaya erişebilir gibi bir senaryo artık mümkün. Ee, ayarlanması esasında kolay eğer kullanıp test etmek istiyorsanız da Subscription Service'den Access Portal'a geliyoruz. Ben burada bir tane oluşturmuşum zaten. Access Portal'ımız eğer açık değilse önce aktif etmemiz gerekiyor tabii ki. Arkasından Reverse Proxy kısmına geliyoruz. Reverse Proxy kısmından ekle dediğimizde karşımıza bir sihirbaz geliyor. Son bir iki versiyonda hatta üç versiyona dikkat ettiyseniz bazı menüleri artık sihirbaz haline getirmeye başladık. Böylelikle hem yapılacak sizin taraftaki aksiyonu azaltmaya çalışıyoruz, hem de mümkün olan en doğru şekilde bu kurulumu tamamlamanız için size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama yine bütün sihirbazların köşesinde aşağıda skip butonu var. Dilerseniz siz hala manuel olarak da kuruluma devam edebiliyorsunuz. İleri dedik. Bir simple reverse proxy action mı oluşturacağız? Yani bu sizin kullandığınız bir lokal web uygulaması olabilir. Veya exchange server mı kullanacağız? Eğer exchange server kullanıyorsanız birçok ayar biz zaten otomatik olarak sizin için yapılandırıyor olacağız. Exchange server'ı seçtik. İleri dediğimizde bize internal URM'imizi soruyor. Mesela ben şu an tamamen farazi olarak giriyorum e-mail domainimiz. Arkasından diyor ki bu servis bir self sign sertifika mı kullanıyor? Yoksa e, public sign mı? Eğer self sign ise bu seçeneği yes seçiyoruz. Şöyle şu ekrana biraz yaklaşalım. İnternet URL'imizi girdik. e domainimizi yazdık. Self sign sertifika kullanıyorsak yes seçtik. İleri diyoruz. Arkasından bize external URL'mizi soruyor. mail.alperonur.org diyelim. Otodiskol URL'sini kendi otomatik yaratıyor. İleri diyoruz. İki tane soruyla karşılaşıyoruz. Birincisi OVA'yı Access Portal Application olarak eklemek istiyor musun? Ayrıca kullanıcıların kullanıcı adı ve şifre bilgisini de OVA'ya yönlendirmek istiyor musun? Bunu seçtiğimiz zaman kullanıcı sadece Access Portal'da oturum açıyor. OVA'ya erişirken ekstra bir daha şifre yazmak zorunda kalmıyor. Direkt Access Portal'a geldi. Kendisine gelen OVA butonuna tıkladığında kullanıcı adı bilgileriyle beraber yönlendirme tamamlanıyor. Hemen arkasından bir rapor çıkartıyor bize. Burada görebileceğiniz gibi Exchange'in ihtiyaç duyduğu OVA, ECP, ActiveSync, AWS ve MAPI bağlantıları için gerekli ayarları da kendi yapıyor. Son dediğimizde de işlemimiz tamamlanmış oluyor. Temel olarak kurulum bu şekilde ama dediğim gibi bununla ilgili ayrıca bir webinar yapacağız zaten. Detaylı olarak hem nasıl kurabileceğinizi hem de gerçekten çalışmıyor olma durumunda sizlere gösteriyor olacağız. Ve para yüzünden de yine gitmek istediğiniz zaman bir sihirbaz sizi karşılıyor aynı adımları sihirbaz üzerine tamamladığınızda size gerekli ayarları hazır bir şekilde karşınıza getiriyor. Ee, var mıdır bu noktaya kadar ya da Access Portal'la ilgili sormak istediğiniz özellikle yeni haliyle ilgili? Devam ediyorum o zaman. Netflow kısmında İngiliz desteği geldi dediğim gibi Şu sebeple kullanabilirsiniz. Bir switch'iniz vardır, Netflow desteği yoktur. Bu durumda siz bu trafiği de Netflow'a göndererek firewalldan sivicinize giden trafiği de monitölemiş olursunuz. Yalnız burada hem ingress hem egress ikisini birden seçerseniz bazı loglar çift bir şekilde gidebilir. O yüzden mümkün olduğunca tekini seçmeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Ya benden dışarı giden ya da bana gelen trafik şeklinde seçmenizde fayda var. Aynı zamanda Firebox'ın kendi oluşturduğu trafiği de monitör etmek istiyorsanız yine NetFlow seçeneklerinde burada görebileceğiniz gibi hem Firebox'ın kendi ürettiği hem de Firebox'a doğru gelen trafiği NetFlow'a gönderebiliyorsunuz. Web arayüzde de Policy Manager'da da hemen hemen aynı yerlerde. Ee, bahsettiğim gibi switch'inizin böyle bir desteği yoktur. Eee Firebox'tan switch'inize giden trafiği monitör etmek istiyorsunuzdur. Bu durumda bu seçeneği kullanabilirsiniz. Şimdi web blocker override'da daha önce biliyorsunuz ki şuradan göstereyim hatta. Ee, bunu birçok kez konuştuk. Hatta bunun şakasını da çok yapıyorduk kendi aramızda. Şuraya gelelim. Burada override'da şifreyi seçtiğimiz zaman, genelde konuştuğumuz konu konuşuydu. E, herhangi bir şekilde bir kullanıcı bu şifreyi öğrenirse e, büyük ihtimalle siz daha masanıza dönmeden hemen hemen şirketin yarısı, hatta belki neredeyse tümü bu şifreyi öğrenebilir diyorduk. Ben bu arada hala aynı fikirdeyim. E, bu Web Blocker Override'da şifreyle bunu kullanma taraftarı değilim. Eğer böyle bir ihtiyacımız varsa bence güzel bir Active Directory Single Sign-On yapılandırmasıyla ihtiyacımızı daha güzel giderebiliriz. Ee, şifre haricinde bence artık grupla seçebiliyoruz. Buraya seçeceğimiz gruplar için de bu yetkiyi vereceğiz. Yani mesela atıyorum sadece eğitim departmanı bu override özelliğini kullanabilsin diyebiliyor olacağız. Ee, yine buraya geldiğimiz zaman da belli kategoriler için override kullansın diye seçebileceğiz. Yani şöyle kullanıcı işte radyo için override kullanamasın da ne olabilir belki? Ee, streaming medya için kullanabilir. Eğitim departmanınız vardır. Ee, YouTube'dan bir video bakması gerekiyordur. Veya streaming medya kategorisine gelen herhangi bir video sitesinden bir video bakması gerekiyordur. Bu durumda eğitim grubu için ve sadece... Streaming medya kategorisi için bir override oluşturabiliyorsunuz. Ee, daha sıkı bir kural oluşturabildiğiniz için şu anki durumda bence kullanılması birazcık daha mantıklı olabilir. Öncekine oranla. Ee, dediğim gibi web blocker'da da yine aynı şekilde şifre olarak veya user group olarak seçebiliyorsunuz. Ee, ve artık herhangi bir kategoriyi sadece bu override'a dahil hale getirebiliyorsunuz. Yani security grubunu mesela herkese engellenmesini öneriyoruz. Security grubunu override'a dahil etmeyebilirsiniz. Böylelikle kullanıcılar şifreyi yazarak da veya kendi yetkileri dahilinde de olsa bu security grubunu bypass edemiyor olacaktır. Ee, bu şekilde bir karşı, sayfa karşınıza geliyor. Ee, bizim genel alıştığımız Webblocker blog sayfası hemen arkasından hangi siteye gitmek istediği ile ilgili kullanıcı adı şifresini girebileceği bir seçenek. Ee, kullanıcı adı ve şifresi seçeneği grup seçilmesi durumunda çalışıyor. Ve eğer bir Active Directory Single Sign-On varsa kullanıcı burada Active Directory kullanıcı adı ve şifresini yazarak kullanabilir. Eğer sadece password'ı seçersek o zaman bu şekilde bir ekranda karşılaşacağız. Kullanıcı tek bir şifreyi girerek e, bu işlemi yapıyor olacaktır. İlla kullanmanız gerekiyorsa tek bir şifreden ziyade grup seçeneğini kullanmanızı ve bu şekilde yapılandırmanızı tavsiye ederim. E, loglarda da gördüğünüzde detay kısmında ya şifre yazarak ya da bu kullanıcının grup ve hangi kullanıcıyla bu bypass işlemini yaptığını görebiliyor olacaksınız. Yani yarın öbür gün istiyorsanız bunu raporlayabilirsiniz. E, warn message'da kastimizasyon geldi. Yani artık bunu yapılandırabiliyoruz. Burada da görebileceğiniz gibi eski deny mesajın olduğu aynı yerde ama ekran ikiye bölünmüş durumda. Üst taraf bizim deny durumunda karşımıza çıkacak olan deny mesajı. Alt tarafta one kısmında karşımıza çıkacak olan mesaj. Bununla ilgili e, sunumu zaten hands out kısmında bulabilirsiniz. E, bazı değişkenler var. Bu değişkenleri kullanabilirsiniz mesajlarınızda. Ee, i̇şte Fireball'un seri numarası, e, cihazın ismi, otantik olan kullanıcı adı, URL'si vesaire gibi. Eğer bununla ilgili bir sayfa oluşturmak istiyorsanız ve sorun yaşıyorsanız, deny kısmı için aynı şekilde, bize bir mail atarsanız ben elinden azından örnek olanı size paylaşırım. Onu kendinize göre düzenleyerek yine kullanabilirsiniz. eliptik kür sertifikalar. Şimdi bu sertifikalar eski RSA sertifikalarına göre daha doğrusu hala daha hala kullanılan. RSA sertifikalarına göre kıyaslandığı zaman daha küçük keyler ve daha efektif sertifikalar, doğal olarak daha hızlı çalışıyor. Bu arada bazı devletler bu sertifikaları regülasyonlardan dolayı kullanımını zorunlu tutuyor. Şu an için 3 versiyonunu destekliyoruz. Prime 256. SEG 384 ve SEG 521 bu sertifikaları Firebox otomatik olarak generate etmiyor. O yüzden herhangi bir sebepten dolayı bunu kullanmanız gerekirse bu sertifikayı cihaza import etmeniz gerekecek. E, bu arada sertifika import demişken de e, belki görenleriniz olmuştur ama görmeyenler için çok kısa bir göstereceğim. Sertifika kısmına geldiğinizde burada mesela diyelim ki herhangi bir sertifika import etmek istediğinizde artık karşınıza bir sihirbaz geliyor. Ee, bu sihirbaza göre sertifikayı ne için kullanmak istediğinizi seçip buna göre ilerleyip sertifikanızı import edebiliyorsunuz. Veya yeni bir sertifika isteği oluşturacağınız zaman da aynı şekilde burada yine bir sihirbaz karşımıza geliyor. Ne amaçla kullanacağımız bu sertifikayı? Arkasından da sihirbazla yolumuza devam edebiliyoruz. Ee, bu sihirbaz ve bu sihirbazla beraber artık sertifika konularında da bize daha mantıklı e, hata mesajları üretiyor. İşte atıyorum CA sertifikasını eklemediğin için sertifikayı ekleyemiyorsun gibi mesajlar da görebiliyorsunuz. E, bununla ilgili de daha önce çok fazla mail alıyorduk sertifika eklerken ufak tefek problemler oluyordu. Ve bir hata mesajı gelmediği için e, çözümü konusunda sıkıntı çıkabiliyordu bazen. E, EC sertifika olarak gözüküyor import ettiğiniz zaman. Yine bizim sertifika ekranında da sertifikanın detayını görebiliyorsunuz. Ee, aslında şundan da bir geri geleyim. Windows 10 sadece EC sertifikalarda 256 ve 384 destekliyor. Ee, Android StrongSwan ile destekliyor. Ee, bir open source client. Ee, MacOS ve iOS'ta şu an için bu sertifika ile ilgili destek yok. Olur da herhangi bir müşteri size bununla ilgili bir soru sorarsa en azından aklınızda bulunsun. Ee, Gateway Wireless Controller'da yeni AP 327 desteği geldi. Ee, yeni access point'imiz outdoor için, external anten destekli. Onun haricinde de firmware versiyonları ile ilgili ufak bir güncelleme yapıldı. Şeyler, versiyon isimleri artık daha düzgün gözüküyor. Ee, Multiple Radius Server Birden fazla radius server kullanabiliyorsunuz. Yalnız bunun için bir domain yazmanız lazım. E, bu domain illa bu Active Directory domaini gibi uyumlu olması gerekmiyor. Sizin RADIUS için kullanacağınız domain adı. Şöyle gösterelim. Setup'a geldik. Authentication server dedik. Radius dedik. Mesela benim burada bir tane radius'um var. İkinci domain adımız webinar olsun. şifresini yazalım. Okey diyelim. Burada değişiklik şu var. Eğer halen Secure ID kullanan müşterileriniz varsa ya da sizler Secure ID kullanıyorsanız biliyorsunuz ki bir önceki versiyonda Radius veya Secure ID seçiyorduk. Secure ID kullanmak istiyorsanız şu aşağıdaki This Radius Domain is using Secure ID checkbox'ını işaretlemeniz gerekiyor. Secure ID için ekstra bir ee, alan ya da ekstra bir açılır menü yok artık. Okey dediğimizde sunucularımız burada bu şekilde karşımıza geliyor. Ee, aktif direktleri veya radius aynı anda kullanıyorsanız veya birden fazla radius aynı anda kullanıyorsanız ve authentication ekranlarında artık hem radius sunucularınızın isimlerini hem de aktif direktlerinizi bu şekilde görebiliyor olacaksınız. Radyosu kullandığınız her yerde kullanmaya devam ediyorsunuz. Teker teker hepsinin üstünden geçmeyeceğim. Ee, Secure ID de yine daha önce Secure ID destekleyen her yerde yine aynı şekilde Secure ID kullanılabiliyor. Radyo Single sign onla ilgili herhangi bir değişiklik olmadı. Halen kullanan varsa ya da kullanmak isteyen varsa ee, yine kullanılabilir. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa sorularınızı cevaplamaya gayret edeyim ee, birazcık süremiz açtık Kusura bakmayın ama sorularınız varsa alabilirim bir süre sorularla ilgili burada oluyor olacağım ee, Mete Bey Threat Detection ile ilgili bir soru sormuş Threat Detection çoğu zaman Connect olmasına rağmen Not Connected olduğu durumlara da rastlıyorum nedeni ne olabilir eğer WatchGuard arkasından çıkıyorsanız, e, Threat Detection ile ilgili kuralın olduğuna mutlaka emin olun, şuradaki kural gibi. Ve bu kuralın, sizin normal hali hazırdaki uyguladığınız Web Blocker kurallarından ya da standart kurallarınızın üstünde olduğundan emin olun. Threat Detection not, detect, not connected diyorsa, e, bir şekilde bizim clouddaki servera erişemediği için olabilir. İkincisi DNS ile ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz, bundan dolayı erişemiyor olabilir. Ee, bunun haricinde son olarak bir sunuculara bakım yapıyor olabiliriz. Ee, bundan dolayı erişemiyor olabilirsiniz. Single sign-on login şifresini unuttuğumuzda parolayı sıfırlama imkanımız var mıdır diye sormuş Burak Bey. Bu aktif aktif sunucusunun üstüne kurduğunuz single sign-on yazılımından bahsediyorsanız maalesef kaldırıp baştan kurmanız gerekiyor. Ee, başka bir yolu yok. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu ay ve Eylül ayına kadar bayağı sık webinarımız olacak aslında. Ee, LinkedIn'den de takip edebilirsiniz webinar takvimlerimizi. Yarın özellikle Outpoint ile ilgili çok güzel bir webinarımız var. Ee, eğer imkanınız olursa katılmanızı tavsiye ederim. İkincisi HTTP ve HTTPS ile ilgili bir webinarımız olacak Ağustos ayında. Bu konuyu ya da bu webinarı daha önce izledim deyip katılmamazlık yapmayın. E, tamamen HTTPS konusunda yeni bir içerik asasında bundan bahsediyor olacağım. E, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yine elimizden geldiğince bütün videoları e, kaydedip YouTube'da da paylaşmaya gayret edeceğiz. Tekrar çok teşekkür ederim katılımınız için. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.